Bu yıl 31.si düzenlenen Hayrabolu Ayçiçeği Festivali törenlerle başladı. 4 gün sürecek olan Ayçiçeği Festivali Hayrabolu Belediyesi önünde düzenlenen törenle başladı. Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Törende konuşan Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, geleneksel hale gelen festivali Cumhuriyetimizin 100. yılında 31.sini gerçekleştirmekten büyük onur ve gurur duyuyoruz. Festivalimiz boyunca güzel ilçemizin sesini bir kez daha tüm Türkiye'ye duyuracağız. Festivalimiz süresince hasret gidereceğiz. Festival boyunca güzel vakit geçireceğiz. Festivaller aynı zamanda dostlukların, birlik ve beraberliğin daha da perçinlendiği zamanlardır. Millet olarak zor günlerden geçiyor olsak da zor zamanlarımızda birbirimize sımsıkı kenetleneceğiz, dedi. Geleneksel hale gelen festivalimizi Cumhuriyetimizin 100. yılında 31.sini gerçekleştirmekten büyük onur ve gurur duyuyoruz. Festivalimiz boyunca güzel ilçemizin sesini bir kez daha hem bölgemize hem de tüm Türkiye'ye duyuracağız. Festivalimiz süresince hasret gidereceğiz. Tüm konuklarımızla beraber günlük sıkıntı ve streslerden bir nebze olsun uzaklaşarak iyi vakit geçireceğiz. Konuşmanın ardından festival kortej yürüyüşü yapıldı. Kortej yürüyüşüne Tekirdağ AK Parti milletvekilleri Mehsan Hocam ve Gökhan Diktaş, İyi Parti Tekirdağ milletvekili Selcan Taşçı Hamşioğlu, Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, ilçe protokolü ve Hayrabolu halkı katıldı. Belediye önünden konser alanına kadar devam eden kortej yürüyüşünde protokol üyelerinin yanı sıra dans toplulukları ve Hayrabolu halkı yer aldı. Kortejin ardından sanatçı Oğuzhan Koç birbirinden güzel şarkılarıyla Hayrabolu halkını coşturdu.